Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber Osiris Ligi 5. sezon öncesi genel bir tanıtım videosu çekelim istedim. Genel bir sohbet edeceğim, dükkanı göstereceğim. Katılmak mı yoksa katılmamak mı? Kazanmayacağını düşünseniz bile hangisini yapmalısınız? Hala kayıt olmak için yeterli süreniz var. Bunlara değineceğim. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Haydi o zaman başlayalım. Öncelikle Osiris Ligi dükkanından başlamak istiyorum. Niye Osiris Ligi dükkanından başladım? Arkadaşlarımız genelde Osiris Ligi dükkanında hatalı alışveriş yapıyorlar. Kendi düşüncem en önemli şey bizim için arkadaşlar üst düzey ordu genişletmesi. 150 yani kıta kapasitesi basıyoruz. Bu fiyatı 100 lira ve 10 tane alabiliyoruz. Ben genelde her Osiris Ligi dükkanından önce bunu fullerim. Yani Osiris Ligi bu oyuna geldiği günden beri benim her zaman aldığım şey önce 4 saatlik 150 kıta kapasitesi. Çünkü 100 tane sikke istiyor sadece. Ama heykel 150 sikke istiyor arkadaşlar. Yani bazen heykele insanlar aldanabiliyor. Ama normal zamanda biz 4 saatlik kıta kapasitesi 2500 elmas VIP'de. Heykel ise 2000 elmas. Yani bu aslında daha pahalı, daha değerli olan bir şey. Ve normal zamanda insanlar savaşırken hemen size şunu göstereceğim. Ya heykel 2000 elmasken arkadaşlar 4 saatlik kıta kapasitesi 2500 elmas buradan almaya kalktığınız zaman. Yani her zaman kıta kapasitesi bizim için daha değerli olmuştur. Çünkü kıta kapasitesi oyunda zevk almanızı sağlayan ender şeylerden bir tanesi. İkinci değinmek istediğim şey ise heykel yine alabilirsiniz. Yıldız almayın bence. Yıldız çok önemli değil. Çok istiyorsanız, çerçeveleri beğendiyseniz, çok da para kazandıysanız, gruplardan vesaire çıktıysanız bu süsleri de alabilirsiniz. Ama yapmanız gereken bir diğer önemli şey bütün sikkelerinizi harcayın. Çünkü benim önceden gelen sikkem size hemen öğelerden göstermek istiyorum. Önceki sikkeme ne olmuş? Hep beraber bakalım. Burada gözükmüyor. 100 Osiris sikkem kalmıştı bir önceki sezondan. Bir sonraki sezona belki devreder diye kullanmamıştım 100 sikkeyi. Bayağı bir puan yapmıştık bir önceki sezonda ama gördüğünüz gibi işlevsiz kaldı. Dükkan kapanmadan önce tüm sikkenizi kazandığınız harcayın. Burada size benden tavsiye olsun. Hemen kendi Osiris Ligi kadromuzu göstermek istiyorum. İşte 2.4 milyar güce sahibiz. Gücümüz biraz düşük gibi. 2 milyar 400. Ama bunun bir sebebi henüz KVK'mızın bitmemiş olması. KVK bitmediği için de henüz askerlerimiz geri dönmedi. Askerler geri döndükten sonra özellikle çok fazla güç kaybeden Koreli oyuncular sayesinde buradaki gücümüz fazlasıyla yükselecektir. Mark gibi oyuncular sayesinde özellikle. Beceri yetenek ağacını seçmek sizin için önemli. Osiris Ligi'ne girerken yetenekleri doğru seçmeniz lazım. Yetenek seçmekle alakalı çok değinmeyeceğim. Çünkü buradaki artık krallığı yöneten Osiris Ligi'ni kim yönetecekse, kim planları yapıyorsa oradaki kişilerin taktiğine kalmış seçeneklerdir. Burayı iyi düşünmeleri lazım. Bizimkiler böyle seçmiş. Bunun üstüne değinmeyeceğim çok fazla. Sizler de kendiniz için, takımınız için en doğru seçeneği yaparsınız. Bizim burada değinmek istediğim nokta biz Bastet diyarındayız sanırım. Sobek diyarı, Anebus diyarı, Haribus diyarı olarak dörde ayrılmış. Şimdi sıra dediğim zaman da bizim krallığımızın sırasını gösteriyor. 01'de HK var. Kurallara gelelim arkadaşlar. Burada kaydolduğunuz zaman 512 birlik 3 düzeyine göre oynuyor. Şampiyonlar Ligi gibi düşünebilirsiniz. Burada önemli olan sizin kayıt olmanız. Kaydolduktan sonra genelde en güçlü takımları birbiriyle aynı gruba düşürmüyorlar ki elenmesinler. Yani kimse yani Real Madrid ile Barcelona'nın ikisinden birinin çıkacağı bir gruba ikisini birden koymaz. Genelde standart güçlüleri bana göre bu oyunu söylemese de kısım kısım ayırıyor. Ondan sonra diğer güçleri ayırıyor. Sonra diğer güçleri ayırıyor falan derken genelde her torbada çok kötü takımlar, güce göre çok kötü takımlar oluyor. Favoriler de en başlarda oluyor. Biz Bastet diyarındayız. 4 tane diyarı ayırmış. Gücümüz buna göre 59. sırada, daha da yükseklere çıkacaktır. 3 milyar üstünde bir güç bekliyorum ben bizim için. Keşke eşleştirmeden önce gücümüz gelse de torbada çok güçlü birinin yanına düşmesek diye de dua ediyorum. Çünkü eğer askerlerimiz geri dönmeden eşleştirme yaparsa sistem bizi hani
bulunduğumuz torbada ikinci sıraya koyabilir. Bizden güçlü bir takım daha olabilir. En güçlü takım olarak girersek daha fazla şansımız olacaktır gruptan çıkmak için. Hemen kaydoldunuz. 512 birlik giriyor diyoruz. Kendinize güçlü bir ekip kurun. Osiris Ligi'ne kaydolmayı unutmayın. Genel yarışma formatını anlatmayacağım. Gruplarda en çok maçı kazanan çıkıyor. Kazanan ödüllerine de hiç değinmeyeceğim arkadaşlar. Burada en çok katılımcı ödüllerindense komutan kurallarına geleceğim. Bu diyar fetih sezonuna girmemiş diyor. Bizim maalesef KVK'mızın bitmesine, yani bitti ama 1,5 gün kaldı ama Osiris Ligi başlamış oluyor. Böyle bir çalkantı da kaldı diye üzülüyordum ben. Ama öyle yapmamış sistem. Bu diyar fetih sezonuna girmemiş. Bu diyarda katılan birlikler arasında en eski krallık. Bu diyarda aşağıdaki komutanlar kullanılabilir demiş. Bunu ben anlamadım. 2001 benim bildiğim kadarıyla Maksunlar 8'li KVK'ya girdiler. 1960'larda 8'li KVK var ama bize 1962 ile beraber, 1962'den itibaren bu komutanları kullanmaya layık görmüş sistem. Bu bizim için çok kötü oldu. Özellikle fetih sezonuna girdi kabul edip fetih sezonu komutanlarını serbest bıraksaydın ben Osiris Ligi'nde daha zevkli bir maç çıkarırdım. Çünkü Mino Chao, Cengiz Saladin veya diğer komutanlarla oynamak bir yere kadar, ben bu komutanlarla açıkçası meydanda tatmin olmuyorum. Biliyorsunuz normal Osiris'te biz fetih sezonu komutanlarını kullanabiliyorduk krallıkta kullanamasak da. Şu anda Osiris Ligi'nde komutanları kullanamıyoruz ama krallıkta kullanabileceğiz artık, açılacak Attila Takeda'lar. Böyle bir zıtlık oluşmuş. Burada Wu Zeytan'ı önemli bir noktaya çıkarıyor oyun. Yani krallığınızda Osiris Ligi'ne giriyorsanız Wu Zeytan'ları fulleyen insanlar olmak zorunda. Çünkü Wu Zeytan'ı kolay kolay rallilerde delebilecek, burada görünen komutanlar arasında çok komutan yok. Asker sayısı çok önemli. Ordunuzun bitmemesi önemli. Asker sayınız azalıyorsa da çok fazla hız kullanmanız gerekiyor. Osiris Ligi oynuyorsanız genelde ben her zaman diyorum 90 milyon civarı olmanız gerekiyor ki asker sayınız maç boyunca size en azından yetebilsin. En başta yetsin. Kritik duruma göre kullanabilin. Diğere geleceğim. Diğer bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Osiris Ligi'nde arkadaşlar 200 ve 300 puan kazanıyorsunuz maç kazandığınız zaman. Yani sikke kazanıyorsunuz. 500 sikke alıyorsunuz. Yani dükkandan 5 tane hemen kıta kapasitesini alabiliyorsunuz. Osiris Ligi maçlarında %50 basmayı unutmayın. Yenildiğinizde de 200 alıyorsunuz. Ha diyelim ki siz Osiris Ligi'ne katılabilecek güçtesiniz ve katılalım mı katılmayalım mı eleniriz diye düşünüyorsanız bile bence burada bu tablo bize katılın diye cevap veriyor. Osiris Tabut'ta çünkü 100 ve 150, yani kazandığınız zaman Osiris Ligi'ne girmediniz diyelim. Normal Osiris Tabut'u oynuyorsunuz. 250 sikke alacaksınız. Ve 250 sikke ile dükkandan ne kadar şey alabilirsiniz? Ama Osiris Ligi'nde yenilseniz bile 200 sikke alacaksınız. Osiris'in tabutunu 2 haftada bir oynayacaksınız. Ama Osiris Ligi'ni her hafta 3 hafta boyunca peş peşe maç yapacaksınız arkadaşlar gruplarda. Ve 3 maçı da kaybetseniz bile 600 sikke kazanacaksınız. Burada ise 500 sikke kazanıyorsunuz. Yani Osiris'in tabutunda 2 maçı kazansanız bile, Osiris Ligi'ne katılmayıp 2 maç kazansanız bile 500 sikke kazanıyorsunuz. Her türlü Osiris Ligi'ne katılma gücünüz varsa bu deneyimi yaşamak için muhakkak katılın. Kaybedin önemli değil. En azından sikkeyi daha fazla kazanmış olursunuz. Hala katılmayan birlikler, belki KVK'dan çıkınca buradaki güçler dengelenecek birlikler vardır. Güç sıralamasında ilk 512'deyseniz kesinlikle katılın. Bizim gücümüz 2 milyar 800'e artmış gibi sanırım. İlk 512'ye girecek bir takım kurup Osiris Ligi'ni her türlü oynayın. Çünkü 1 milyar güçle, 900 milyon güçle hatta ilk 500 sıraya giriyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam, 25 kişi bile olsanız, 20 kişi bile olsanız Osiris Ligi'ni deneyimleyin isterim. Çünkü gerçekten 500 milyon puan çok zayıf bir puan. Hani evet, Bastet Diyarı yerine Sobek Diyarı'nda olsaydık bizim şansımız daha yüksek olurdu. Ama oyun bizi Bastet Diyarı'na atamış, yapacak bir şeyimiz yok. Osiris Ligi'nde tabii ki VIP 18'ler çok büyük faktör olacaktır. VIP 18'lerin etkisi, VIP 17'lerin etkisi özellikle meydanda hissedilecektir. Kazanmak istiyorsanız ya da Osiris Ligi'nde çok sağlam oyuncular olması istiyorsanız VIP 18'ler şart. Bizim birliğimizde de yeterince VIP 18 var mı? Belli sayıda var arkadaşlar. VIP 18 oyuncular var ama
Krallıktaki böyle çok sağlam oyuncular da sanki böyle özellikle Osiris Ligi'ne özel bir ilgi göstermedi gibi hissettim ben. Çünkü bizim krallıkta U18 sayısı 10 taneden çok rahat fazla. Hatta belki 20'ye yakın U18 vardır ama gerekli ilgiyi Osiris Ligi görmedi. Önemli olan dengeli takım kurmak, seri hızlı hareket edebilmek arkadaşlar. Kararları hızlı uygulamak, aynı dili konuşmak özellikle. Ekipmanların, cihazların iyi olması. Az önce video çekerken oyundan beni attı BlueStacks. Yani Osiris Ligi'nde düşündüğünüz zaman eğer Obelix'i alma görevi, hızlı gitme görevi ilk bendeyse ve oyundan o anda atarsa yapacak şanssızlık bir şey yok yani. Takdiri ilahi diyeceksin. Çok ufak nüanslar, güçler çok eşit olduğu için belirleyici oluyor. Önemli olan katılıp eğlenmek. Çok ciddi takım kurmadığınız sürece. U18 ve o ekipmanları kullanan insanların çok ciddi öne geçmesiyle beraber zaten hani ortada bir rekabet yok. Rekabet şöyle var. Buna da değinmeden edemeyeceğim. Osiris Ligi'nde finale kalırsanız, Osiris Ligi'nin finallerine kalırsanız komutanları ve size bütün komutanları oyun açıyor. Geçen Osiris Ligi finallerini anlatmıştık Mehmet ve ben. Önceki videolarda izleyebilirsiniz. Komutanı sana full veriyor. Orduları sana full eşit veriyor. Ve bunun üstüne ekipmanları da oyun sistemden kaldırıyor. Yani iyi olan kazanıyor kısaca diyebiliriz. Tabii ki burada ilk başta böyle bir şey yapmıyor ki çok iyi koordine olabilen 30 tane kişi anlaşıp 4 milyarlık klanları, VIP-18 insanları yenmesin diye önce VIP-18 insanlar, güçlü takımlar bir şekilde şampiyonaya kalsın, belli noktalara gelsin. En son adaleti sağlıyor oyun. Bu konuda biraz eleştirebilirim oyunu. Ben isterdim ki buraya katıldığımız zaman ya tamam güce göre yapsın ilk başta katılımı ama en güçlü 512 alsın. Ondan sonra artık şurada dükkanın yanına bir sekme daha olsun. Kullanabileceğimiz buradaki durumda anlattığı muhabbeti kurallardaki bu komutan kurallarında burada bir seçim yapalım. Yani kim ne istiyorsa komutanlarını seçsin, tıklasın burada seçeneklerden. Kendisine o komutanlar verilsin. Ona göre Osiris Ligi'nde oynamaya başlasın. Ekipman hiç olmasın. Yani burada ekipmanlara da geleceğim hemen. Buradaki ekipmanlar kullanılabiliyor. Fetiş sezonundaki kolyeler yine kullanılmıyor bizde. Burada adam ekipmanını da seçsin. Adil bir yarışma yapsın. Ben bunu isterdim. Yani sistem bunu ilk başta izin vermiyor. En son finale kalmayı başarırsanız izin veriyor. Ona da zaten dediğim gibi U18 oyuncular kalıyor. Osiris Ligi maçlarını anlatırız. Belki bahis videoları yaparız. Kendi maçımızı vermeye çalışırım. Şimdilik Osiris Ligi videosu buraya kadardı. Sizler de takım kurup en azından katılmak için şansınızı deneyin. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.